Yani Allah'a muhtaç olduğunun farkında olmak demek. Bir insan çok zengin olabilir ama parası, zahiren parası var ama kibirlenmiyor. Kibirlenmiyor param var diye, büyüklenmiyor. Allah'a muhtacız diyor. Öyle ya, nefes almaya muhtacın. Dünyanın en zengin olsan ne olur? Nefes alamazsan tut bakalım nefesini, kaç dakika, kaç dakika, 2 dakika, 3 dakikada küt gideriz. Bir hasta oluyor, dünyanın en zengin olsak ne fayda eder? Bir hasta oluyoruz. Bu Google'un sahibi mi? Google'un sahibi bir şey, galiba kanserden mi adam ölmüş? Ölmeden önce bir şey yazıyor, bir metin yazıyor. Google'u bulan kişi. Diyor ki, ben diyor çok param vardı. Büyük bir evim vardı. Bir aşçı tuttum, bir işte parasını veriyorum, benim için yemek yapıyordu diyor. Bir şoför tuttum, beni istediğim yere götürüyor, getiriyordu diyor. Diyor ki, paranızla size hizmet edecek aşçı tutabilirsiniz. Şoför tutabilirsiniz. Ama sizin yerinize bu hastalığı taşıyacak kimse tutamazsınız diyor. Adama deseniz ki, ya sana gel 1 milyar TL dolar ya da vereyim. Şu kanseri sana aktarayım. Benim yerime sen kanser ol, öl, ben yaşayayım. Hiç kimse gelir mi? Gelmez. Öyle diyor. Onun için dünya, yani dünya böyle bir şeydir diyor. Yani öyle bir yazısı var, sosyal medyada dolaşıyor. Ya ben unuttum. Google'u bulan kişi galiba. Efendim? Ha, o Steve Jobs, öyle bir şey var. Yani diyor ki sizi taşıyacak bir şoförü tutabilirsiniz. Size yemek yapacak birisini paranızla tutabilirsiniz ama paranızla sizin hastalığınızı taşıyacak, hastalığınızı alacak bir kimse bulamazsınız. Onun için ne kadar işte iyi insan olursan dünyada, hayır hasanat yaparsan, Allah'ın istediği gibi yaşarsak ona göre mükafat var. Yoksa hayat böyle bir şey. Ha, fakir dediğimiz o. Yani bizi fakirlik deyince, bizim fakirlik diye tercüme edersek yanlış anlaşılıyor. Yani parası olmayan gibi anlaşılıyor. Hayır. Bir insan zengin de olsa, gerektiğinde ümmeti Muhammed'e rahat bir şekilde harcayabiliyorsa, Allah yolunda verebiliyorsa. Hazreti Osman çok zengindi. Ama İslam ordusu donatılırken 300 deve benden hediye olsun deyivermişti Hazreti Osman. Gerektiğinde 300 deveyi bir anda verebiliyorsanız Allah yolunda, demek ki siz zahitsiniz. Fakir, Allah'a muhtaç olduğunun bilincinde olmak demek. Ben Allah'a muhtacım. O şuurla yaşayan insan. Ve fakir, Fahri Muhammedi geçti. Hazreti Peygamber'in övgüsü oldu. Bir rivayette El Fakru Fahri diye bir rivayetten bahsedilir. Yani ben fakirliğimle övünürüm. Ama fakirlik deyince bu anlamda, Allah'a muhtaç olduğumun şuurundayım. Bu şuurdan dolayı övünüyorum. Yoksa yani kese kasa zengin fakirliği gibi anlamamak lazım. Efendim, Fahri Muhammedi geçti. Hazreti Muhammed'in övündüğü bir şey oldu fakir. Aleyhi ve ala alihi salavatu ve teslimat. Zira ki, çünkü der fakir, fakirde namuradiyi nefses, nefsin muratlarına, arzusuna ulaşmamak vardır. Ve husuli aciz ve kendini aciz olduğunu, Allah karşısında muhtaç olduğunun idraki vardır. An maksud ez bi'seti enbiya, peygamberlerin gönderilmesinden maksat da zaten budur. İnsanlara aciz olduğunu, Allah'a karşı muhtaç olduğunun bilincini aşılamaktır. Bi'seti enbiya'dan maksat budur. Aleyhim müstalatu ve teslimat ve hikmet der teklifat-ı şer'iyye, şer'i hükümlerdeki hikmet de ta'ciz ve tahribi hemin nefsi emmare est. Kur'an'ın ve şeriatların gelmesindeki hükümlerdeki gaye, maksat bu nefsi emmareyi aciz bırakmak ve onu tahrip etmektir. Onun aciz olduğunu nefse hatırlatmaktır. Sen acizsin. Büyüklenme, kibirlenme. Bak, dünyaya kadar paran da olsa, holdinglerin de olsa, boğazına bir şey, şu kadarcık bir şey takılıyor, değil mi? Takılıyor. Gittin bittin, öldün gittin işte. Veya bir bağırsak düğümlenmesi oluyor. Yediğini çıkaramıyorsun, 3 gün sonra zehirleniyorsun, ölüyorsun. Hani dünya senindi, bitti gitti. İnsanın aciz olduğunu anlatmaktır. Peygamberlerin gönderilmesinden, şeriatların gelmesinden maksat, hedef, gaye esas budur diyor.
Yani kibri kırmak. Şerai